Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda esnemek şeytandan mıdır? Bu soruya cevap vermeye çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, hapşırmak rahmandandır, esnemek şeytandandır buyuruyor. Bir insan hapşırdığı zaman rahatlıyor, esnediği zaman ise gevşiyor. Dolayısıyla esnemek şeytandan ve esnemek gafletin bir göstergesi ve gevşemenin, Hatta tembelliğin bir göstergesi. Çevremize dikkat edecek olursak... ...bazı insanların pek esnemediğini görürüz. Hiç esnemediğini diyemem. Yani bebekler de esner. Büyükler de zaman zaman esner. Ee, ama bazı insanlar daha böyle nadiren esner. Ve nadiren esneyen bu insanlara baktığınızda... ...bunların çok ciddi, disiplinli bir hayatları olduğunu görürsünüz. Bunlar aslında... Başka insanlara göre daha da fazla çalışan kimselerdir. Ama fazla çalışmakla beraber e, böyle tembe şeyden tembellikten, gafletten de uzak olan kimselerdir. Normalde çalışmak insanı yorar gibi ama bunlar çalıştıkça daha da böyle enerjilerini adeta artırırlar. Hani işleyen demir ışıldar demişler. Bunlar da devamlı çalışmak suretiyle tembellik tozlarından silkinmiş olurlar. Günümüzde İslam aleminin genelde böyle esnek bir görünümü olduğu, esneyen bir görüntüsü olduğu maalesef acı bir gerçek. Bu da herhalde hedef belirlenmemesinden kaynaklanıyor. Eğer bir insanın güzel hedefi varsa bu tarzda güzel hedefi olan kimseler rastgele durmazlar. Tembel tembel durmazlar ve 24 saat bunlara az gelir. Haftada 7 gün çalışmak bunlara az gelir. Bunlar rüyalarında bile çalışırlar. Rüyalarında bile hedeflerinde koştuğu şeyle alakalı e, şeyleri görürler. Dolayısıyla eğer bazı insanlar esniyorsa bu esnemeleri e, gafletindendir. Bu esnemeleri hedeflerinin olmayışındandır. Bu esnemeleri e, tembelliktendir. Ama bu yenilemez bir şey değil. Mağlup edilemez bir şey değil. Bir insan zamanla bu tembellik toprağını, üzerindeki tembellik toprağını atabilir ve kalkabilir. Uyku insan için bir ihtiyaç ama bazen insan dozajı kaçırıyor, ölçüyü kaçırıyor. 6 saat uyku yetebileceği halde bakıyorsunuz 7 saat, 8 saat hatta daha da fazla uyuyabiliyor. Daha fazla uyumak daha fazla dinlenmek demek değildir. Normalde 6 saat bir uyku o insana yetecekse 6'dan fazlası fazla olur. Daha fazla yattığında o insan esniyerek kalkar. Ve güne çok gevşek başlar. Tembel tembel gün boyu böyle adeta denize terk edilmiş bir sandal misali böyle sallanır gider. Günü böyle geçer. Halbuki İslami hayatta güne erken başlamak vardır. Sabah namazıyla beraber uyanmak ve e, güne bu şekilde erkenden başlamak vardır. Özellikle eskiden böyle insanımız buna daha dikkat ediyormuş. Mesela esnaflar üzerlerine güneş doğdurmadan dükkanına gitmeye çalışıyorlarmış. E, günümüzde bunu yine uygulayanlar var ama e, pek çok kimse de e, belki sabah namazını kılan kimseler de buna dahil namazını kılıyor ardından tekrar yatıyor. Ardından tekrar yatınca e, günü zaten ortalamış oluyor ve güne iyi bir giriş yapamıyor. Ve sabah namazından sonraki o uyku insanı genelde biraz daha tembelleştiriyor. Böyle olunca da o insan güne geç başlıyor, tembel başlıyor ve gün boyu esnemesi devam ediyor. Halbuki o insan sabah namazıyla beraber işine başlasa, böyle dinç vaziyette, dinamik vaziyette işiyle meşgul olsa, artık işi neyse, onunla alakalı çalışmalar yapsa, Ardından elbette yorulacaktır. Öğle vakti hem bir yemek vaktidir, hem bir namaz vaktidir, hem de fırsatını bulabilirse şöyle yarım saat bir istirahat edebilse yemek öncesi o insan gerçekten daha iyi dinlenebilir ve e, o insan esnemekten daha böyle kendini kurtarmış olur. İşte değerli izleyenlerim, e, bu gibi adem alemleri, yokluk alemleri namına çalışan durumlardan uzak kalmak gerekiyor. Şeytan bu noktada insanın önünde çok büyük bir engel. Şeytan daima tembelliği nazara verir. Halbuki tembellik insan tabiatına aykırıdır. Fıtratı müteyyici olan insanın bütün rahatı çalışmakta ve mücadele etmektedir. Yani buradan herhalde şöyle anlaşılmamalı. Bazı insanlar yaratılıştan daha heyecanlı bir tabiata sahiptir. İşte bunlar çalışırlarsa, mücadele ederlerse rahat ederler. O anlamda değil. Bu genel anlamda insanın tabiatını ifade eder. Yani insan yaratılış itibariyle hareketli, faal olmalıdır. İnsanın tabiatında bu vardır ve tembellik insanın tabiatına aykırıdır. Allahu Teala şu alemde hiçbir şeyi monoton bırakmamış, hiçbir şeyi sabit bırakmamış. Her şey hareket halinde. Mesela dağlar, taşlar sabit görülüyor ama onların içindeki atomlar hareket halindedir. Gökyüzündeki yıldızlar daima hareket halindedir. Hem büyükler hem küçükler daima hareket halindedir. Ağaçlar her ne kadar sabit bir mekanda olsa da rüzgarın esmesiyle hareket halindedir. Ve o ağacın içindeki her bir hücre bir kimya laboratuvarı gibidir, bir fabrika gibidir. Harıl harıl orada Faaliyetler olmaktadır. Dolayısıyla bizler hayatımızın her anında hareketli olabiliriz. Bunun için e, diyelim oturduk, oturduğumuz yerde kitap okuyabiliriz. Vaktimizi o şekilde değerlendiririz. Veya kitabı bıraktık, okuduğumuz meseleleri zihnen tekrarlayabiliriz. Yani zihni hareketlilik, zihnin böyle faal olması o da son derece önemlidir. Bunun tersi zihnin tembelliğidir. Zihin tembelliği o da bedenin tembelliği, hantallığı gibi önemli bir problemdir. Bir insan günlerce doğru dürüst bir hareket yapmasa şöyle kısa bir koşu yaptığında o hantal vücudu zorlanır. Ama insan buna böyle devam edecek olursa zamanla o tembellikten kurtulur ve artık saatlerce koştuğu halde çok da fazla yorulmadan koşabilir, yoluna devam edebilir kondisyon kazanabilir. İşte kitap okumakta kondisyon kazanmak, fikri meselelere muhatap olmakta kondisyon kazanmak bunlar önemlidir. Böyle zihin tembelliğini yenebilmek önemlidir. İnsan dinamik bir ruh haletini kazanabilirse artık saatler süren bir sohbeti çok dinç bir şekilde dinleyebilir, esnemeden dinleyebilir ve bunun neticesinde e, dikkatlice dinlediğinden dolayı o dinlediği hakikatleri tek tek hafızasında tutabilir. Veya kitap okuduğunda saatlerce kitap okur, okuduğu kitaptaki manaları kendisine alabilir ve böylece o manalara yabancı kalmaktan kurtulur. Zihnen bunları tekrarlamak suretiyle de e, nakşetmiş olur. Bu konuda uzmanlar şuna dikkat çekiyorlar. Diyelim bir sohbeti dinliyoruz. Sohbeti dinlerken bir takım manalar öğrendik. Onlar geçici hafızada adeta misafir kabul odası gibi orada bekletiliyor. Ama siz tekrar bunun üzerine bir kafa yorup onları içeriye buyur edecek olursanız onlar sizin malınız oluyor. Ama içeriye buyur etmediğinizde o kabul odasında bekliyorlar ardından oradan çıkıp gidiyorlar. Böyle bir manzara meydana geliyor. İşte böyle bakalım... E, hayal edelim, başımızdan geçen karşılaştığımız durumları nice güzel manalara muhatap olmuşuzdur ama onlarla zihnen tekrar ilgilenmemişsek o güzel manalar kaybolup gitmiştir. uçup gitmiştir. Bazı insanlar adeta unutmayı unutan kimse. Bunlar unutmak nedir bilmiyor? Duydukları hatırında kalıyor, gördükleri hatırında kalıyor ve okudukları hatırında kalıyor. Bunun sırrı nedir? Bunun sırrı onların dikkatli kimseler olması. Dikkatlice e, dinlediklerinden, dikkatlice okuduklarından dolayı, zihin tembelliğinden sıyrıldıklarından dolayı o, o güzel manalar onların malı oluyor. Ve istedikleri zaman o güzel manaları ifade edebiliyorlar. Ve o manalara yabancılık çekmiyorlar. İşte değerli izleyenlerim tembellik tozlarından kurtulmak, Üzerimizdeki tembellik topraklarını silkip atmak çok önemli bir durum. Bu dünyaya bir defa gelmişiz. ikinci defa gelecek de değiliz. Bu dünyadaki ömür dakikalarını dolu dolu değerlendirmek lazım. Gün bugün, dem bu dem, an bu an deyip her anımızı en iyi bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.